Merhaba. 3. Dünya Savaşı serisinin 8. bölümüne başlamadan önce bir duyurum var. Artık yüklediğim videolara gelen güzel yorumların içinden seçeceğim ve en çok hoşuma giden bir yorumu haftanın yorumu olarak seçeceğim ve bu yorumu yüklediğim yeni videonun başında hepinize göstereceğim. Bu haftanın seçilen yorumu Uğurcan Öztürk oldu. 3. Dünya Savaşı'nın bir önceki bölümüne bakarsak, Pakistanlılar tarafından ilhak edilen Hindistanlıların adına yaptığım ankete toplam 42.937 kişi katıldı ve bunların 7.660'ı Hindistanlılar Pakistan'a karşı ayaklansın dedi, 35.277 kişi ise Hindistan savaş kaybedeni olarak Pakistan'a boyun eğsin cevabını verdi. Buna göre artık Hindistan başkenti işgal edildiği için savaş kaybedeni olarak kabul edilecek. İlk olarak Hindistanlılar Pakistan'ın bizlere daha iyi bakacağını düşündüler ve ayaklanma çıkarmayıp tüm Hindistan'ı gönül rahatlığıyla Pakistan'a verdiler. Pakistan Hindistanlılara teşekkür etti ve bizim Hindularla bir sıkıntımız yok dedi. Böylece Pakistan Kerala'dan tutun Maraş Rağı'nın kıyı kesimleri boyunca olan bölgeyi Hindistanlılara özerk bir devlet olarak açtı. Ancak artık Hindular resmi olarak Pakistan'a bağlı durumda kaldılar. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye, Orta Doğu'da kurduğu petrol rafinelerinden gelen petrolleri hala çıkarmaya devam ediyor. Ancak Türkiye'nin bu petrolleri çıkarması Mısır ülkesinin zoruna gitti. Önce Türkiye'ye ağır ithamlarda bulundular. Ardından ise ordularını Türkiye sınırlarına getirdiler ve bombalamaya başladılar. Türkiye bunun üzerine Doğu Asya'daki askeri varlığını sınırlandırdı ve çoğunu Mısır tarafına yolladı. Mısır ordusu Türk ordusu gelene kadar Türkiye'ye bağlı Güney İsrail'i ve yine Türkiye'ye bağlı Ürdün'ü tamamen aldı. Mısır'ın Türkiye'ye saldırdığını duyan Libya, Mısır'a olan desteğini geri çektiğini açıkladı. Türk ordusu bölgeye gelince Ürdün ve İsrail'deki Mısır'ın varlığı bölgeden tamamen defedildi. Ayrıca Türkiye, Mısır'ın bizim sınırlarımıza tehdit oluşturduğunu belirterek yine Mısır'a saldırmaya başladı. Türkiye, 2 günlük bir sürede Mısır'a bağlı Şarm el-Sina kentini ve ardından Güney Sina kentini tamamen aldı. Türkiye, Mısır ile uğraşırken Çin, Uygur devletini tamamen kendi kontrolüne almayı başardı. Bölgedeki NATO üyesi Fransa da askerlerini tamamen bölgeden çekti ve Rusya'ya odaklanmak istediğini belirtti. Çin ise Türkiye ile savaşmak yerine barışmak istediğini söyledi. Türkiye bölgedeki Uygur Türklerini güvenli olan Türkiye'ye getirdi. Ve Türkiye Uygurlara sürekli işgal ve işkence altında olacağınıza bize bağlı kalın bari diye bir söylemde bulundu. Türkiye Çin ile ilişkilerini normalleştireceğini söyleyerek Çin'in barış teklifini kabul etti. Öncelikle ilk maddeyi Türkiye ekledi. 1. Çin ile Türkiye arasındaki alışverişler sonsuza kadar açık olacak. 2. İkinci maddeyi ise Çin ekledi. Türkiye ve Çin arasında ikili ateşkes olacak. Bunun üzerine önce Türkiye imzayı attı, sonra ise Çin. İmzalar atıldıktan sonra uzun zaman sonra Çin ve Türkiye arasında gerçekleşen savaş sona erdi ve iki devletin başkanları tekrar bir araya geldiler. Türkiye ilk olarak Çin'e Orta Doğu'da çıkarttığı petrollerin tamamını 400 milyar dolara sattı. Böylece Türkiye'nin yeni gayri safi yurt içi hasılası 1,5 trilyon dolara ulaştı. Yani bu para Türk lirasıyla yaklaşık 7,5 trilyon liraya tekabül ediyor. Mısır tarafına tekrar bakarsak, Libya Türkiye'ye destek vermek için Mısır'a batıdan saldırmaya başladı. Bir yandan da Türkiye'ye saldırdığı için Mısır Şarkiye kentini Türkiye'ye vermek zorunda kaldı. Batıda ise Libya Metruh şehrini tamamen Mısır'ın elinden aldı. Türkiye son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye girince Mısır otomatikmen savaş kaybedeni olarak sayıldı. İlk olarak Türkiye kuzeyden ve doğudan gelmeye devam ede ede Mısır'ın tamamını almayı başardı. Türkiye hiçbir ülkeye zarar vermek istemiyordu. Aksine onlar kaşınıyorlardı. Azerbaycan'a bakarsak sizinle bir anket daha yapmak istiyorum. Sizce Azerbaycan Türkiye ile birleşsin mi yoksa tek başına savaşmaya devam etsin ve birleşmesin mi? Sağ üst köşeden anketimize katılabilirsiniz. Libya'ya bakarsak Libya bu küçük topraklara sahip Tunus'a saldırdı ve Tunus'u almayı başardı. Rusya'ya bakarsak hatırlarsanız neredeyse 2 bölümde Ruslar sessiz gibi görünüyorlar. Ama neden sessizler? Çünkü Rusya 941 Akula adlı nükleer denizaltılarını üretti. Bu denizaltılarının en önemli özellikleri okyanusun en derinine dalabilmesi ve radarlara yakalanamamasıdır. Rusya bu denizaltılarını Fransa üzerinde test etmek için Kuzey Denizi üzerinden geçirerek nükleerleri Fransa kontrollerindeki Norveç'e, İsveç'e ve Finlandiya'ya attı. Bunun sonucunda Fransa askerleri bölgede öldü ve bunun sonucunda bölgelerin radyasyonlu olmasıyla sonuçlandı. Ancak Rusya için bu hiç sıkıntı değil. Çünkü Rusya'da radyasyon temizleyici sprey var.
Rusya helikopterlerle bölgelere radyasyon temizleyici spreyleri püskürttü. Bunun sonucunda bölgelere hayat geldi ve bölgeler artık Rusya'nın eline geçti. Fransa'da ise savaş yorgunlukları başladı. Eğer Fransa yardım alamazsa Ruslara yenileceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak ordusunu Guatemala sınırlarına getirdi ve kısa süre içinde Guatemala'yı tamamen topraklarına kattı. Hatta güçlü olan Amerika Belize'yi, Honduras'ı, Salvador'u, Nikaragua'yı ve Panama adalarını tamamen aldı. Brezilya'ya bakarsak o da buraya sıkışıp kalmış olan Uruguay'ı aldı. Tekrar Türkiye'ye bakarsak, Türkiye Mısır'da bulduğu paha biçilemez firavun mezarlarını İstanbul'a Ayasofya Müzesi'ne getirdi. Halk firavunları yoğun ilgiyle karşıladı. Ancak bu aynı şekilde Suudi Arabistan'ın zoruna gitti. Türkiye'ye hırsızlar gibi şeyler söylemeye başlayan Suudi Arabistan, Türkiye'yi bu sefer gerçekten sinirlendirdi. Kutsal topraklara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini açıklayan Türkiye, Türk düşmanı olan Suudları defetmek için Suudi Arabistan'a savaş ilan etti. Bunun üzerine Türkiye, Suudi Arabistan tarafına askerlerini getirdi, bombaladı ve ilk önce kuzey sınır bölgesini aldı. Suudları ise korku sarmaya başladı. Yolcu uçaklarıyla kaçmaya başlayan Suudiler, 24 saatte ülkeyi tamamen terk ettiler. Sadece ordusu kalan Suudi Arabistan'ın askerlerinin tamamı başkentleri Riyad'ı korumaktadırlar. Onlar Riyad'ı korurlarken Türkiye El Cef bölgesini, Tebük bölgesini, Medine bölgesini ve Mekke bölgesini tamamen kontrolü altına aldı ve böylece Türk düşmanı olan Suudiler kutsal topraklardan tamamen geri çektirildi. Türkiye Mekke'yi tekrar modern bir hale getireceğini ve Müslümanların, Hristiyanların ve tüm dinlere mensup üyelerin ücretsiz olarak doyasıya ziyaret edebileceklerini açıkladı. Türkiye Mekke'den sonra Asır bölgesini ve Necran bölgesini aldı. Türkiye en son Riyad'a doğru gelirken Amerika Birleşik Devletleri kalan toprakları da bize bırakın dedi. Türkiye Amerika'nın müttefiki olduğu için bunu kabul etti. Bunun üzerine Arap Yarımadası'nda varlığı bulunan Amerikan ordusu Suudi Arabistan'a saldırdı ve ona bağlı Şarkiye ilini aldı. Başkentte Suud ordusu vardı fakat hepsi Amerika'ya boyun eğdiler ve kalan topraklarını Amerika'ya teslim ettiler. Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Arabistan bölgesinde de petrol rafineleri kurarak petrol kazanmaya başladı. Türkiye de aynı şekilde fethettiği bölgelere petrol rafineleri kurdu ve bu rafinelerden daha çok petrol kazanmaya başladı. Şu anda görünen o ki Türkiye bu çıkarttığı petroller sayesinde süper güç olma yolunda adım adım ilerliyor. Pakistan tarafına bakarsak Türkiye burada bulunan toprağını Pakistan'a verdi. Ayrıca Pakistan toprak genişletme amacıyla Nepal'e saldırdı. Nepal karşılık verse de Pakistan Nepal'i almayı başardı. Ayrıca Pakistan burada yalnızlığa terk edilmiş Sri Lanka'yı da gördü. Pakistan ordularını getirip Sri Lanka'ya da saldırmaya başladı. Pakistan ayrıca donanmalarıyla da Sri Lanka'nın tüm etrafını sardı. Helikopterlerle asker indirdi ve bir süre sonra Sri Lanka Pakistan tarafından tamamen alındı. Çin ise kendini ekonomi olarak geliştirmeye başladı. Yeni gökdelenler inşa etti. Doğu Asya'ya bakarsak yarısı Çin'in, diğer yarısı ise Rusya'nın hakimiyetinde olan Japonya, Japonların ayaklanma çıkarması sonucu Tokyo işgalden kurtarıldı. Japonya yavaş yavaş topraklarını büyütmeye başladı ve sonunda Japonya, Çin ve Rusya'nın varlığını ülkelerinden def etti. Japonya eski gücüne kavuşmak için bölgede elmas ve altın gibi madenler aramaya başladı. 72 saat içinde tonlarca elmas bulan Japonya, onları Amerika'ya sattı ve kasasına 250 milyar dolar koydu. Japonya bu paralarla Amerika'dan ayrıca silah, bomba, tank, füze gibi malzemeler satın aldı. Ayrıca Japonya tekrar gelişmek için binalar inşa etmeye başladı. Türkiye'ye bakarsak Türkiye petrollerden gelen paraların bir kısmı ile Antalya'da, Adana'da ve Türkiye'nin her yerinde radyasyon geçirmeyen binalar üretti. Ayrıca Türkiye Çin'e şunu teklif etti. Çin, bize nükleer satışı yapar mısın? Çin bunun üzerine karşısında petrol ve bor zengini bir ülke gördüğü için bunu kabul etti ancak tamı tamına 600 milyar dolar istedi. Türkiye Çin'e bu parayı bir süre içinde toplayacağını söyledi. Türkiye petrol rafinelerinden gelen petrolleri hızlıca toplamaya başladı. Ayrıca Türkiye Mısır'da bir altın rezervi yatağı keşfetti ve böylece oradaki altınları almaya başladı. Oldukça fazla bulduğu altın sayesinde Türkiye hem petrol zengini hem bor zengini hem de altın zengini bir ülke olarak bilinmeye başladı. Türkiye'nin Çin'den alacağı nükleer satış 9. bölümde belli olacak. Ayrıca sizce yorumlarınızı okuyorum adlı bir seri yapmamı ister misiniz? Anketime katılmayı unutmayınız. Ayrıca sizin güzel yorumlarınız ile videomuz daha da güzelleşsin diye yorumlarınızı eklemeyi unutmadım. İnşallah 100 bin aboneyi bir haftada görürsün. 2 gün önce 69k abonen vardı. Şimdi 73k. Çok iyi bir şekilde ilerliyorsun. Sen çok iyisin. 10k aboneden beri takip ediyorum. Adamsın. Videoların çok güzel. Tam gaz devam. Çayımı çorbamı aldım, videoyu izliyorum. Böyle bir keyif yok.
Gerçekten 3000 aboneden beri izliyorum. Seni izlerken savaşın içinde sanıyorum kendimi. Çok kaliteli video yapıyorsun. Nice abonelere, tüm güzel yorum atanlara ve beni sonsuza kadar destekleyecek olan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.